2009 yılında MDT firmasına Ahmet Kızıltaş'la birlikte kuruluşunu gerçekleştirdik. MDT logonun içerisinden ayrılan bir ekip. İsim arayışımız vardı kurulurken. Dedik ki yani MDT olsun. Bizim logodaki çalıştığımız bölümün ismi de MDT idi. Müşteri destek temsilciliği bölümündeydik. Kısaca bize MDT derlerdi. O günden bugüne logonun çözüm ortaklığı konusunda devam ediyoruz. İşimiz sadece logo. Küçük smart ekipler kurup hızlıca aksiyonlar alıyoruz genelde. Logo bir okul gibi. Orada herkes birbiriyle bilgileri paylaşır. Biz de o kültürü aldığımız için hani burada hala devam ediyor. Biz bir şey öğrendiğimiz zaman hemen arkadaşları bilgilendirmesini yaparız. MDT yazılımı hani ilk büyük projemiz bir tane firmamızda yapmıştık. O da Kıbrıs'taydı. Bizim krizleri aşmamız, biz gün içerisinde sürekli bir bilgi alışverişi ve konuşarak halletmeye çalışıyoruz. Çok hızlı bir telekonferansla yaşanabilecek yani krizleri öngörüyoruz. Hani öncesinde çözümlemeye çalışıyoruz. Bizim müşterilerimiz arasında hastaneler de var. Büyük tekstil firmaları da var. Entegrasyon konusunda çok iddialıyız. Yani çok kolay ve hızlı bir şekilde firmalar arasında firmaların kendi kullandığı programlarla entegrasyonunu sağlıyoruz. Şimdi yeni bir ürün çıktı işte işbaşı diye. Değişen iş koşullarını ileriye yönelik bugünden atılmış büyük bir adım olarak düşünüyorum ben. Yani çünkü ilerleyen zamanda çalışma şekilleri, iş yapış şekilleri, insanların firmalarla çalışmaları falan çok şekillenecek, değişeceğini düşünüyoruz. Hani bu bağlamda da muhtemelen işbaşı da bu değişimi görüp bugünden tasarlanmış bir ürün olduğunu düşünüyorum. Sabah kalkıyorum açıkçası. İşte bazen çocukları servise ben veriyorum. Hafta sonları işte spor tesisi var. Oraya gidiyoruz. Orada işte küçük kızı jimnastiğe verdim. Büyük kızımla biz basket oynuyoruz o jimnastikteyken. Vapura biniyoruz. O çok keyifli oluyor. Yani vapurda hani martılar geliyor. Bazen simit atıyoruz. Eminönü'ne gidiyoruz. İşte benim yıllar Eminönü'nde Sultanahmet'te çalışmıştığım zamanlardan beri gittiğim bir dönerci vardır. Hani oraya giderim. Müşteriye gittiğimiz zaman işte öncelikle bir müşterinin ihtiyaçları varsa, hani talepleri varsa onları dinliyoruz. Bu aralar genellikle raporsal ihtiyaçlar çok ortaya çıkıyor. Yani artık firmalar böyle veri girmek değil de hani o verinin analiz edilmesi konusunda olması gereken yere doğru gidiyorlar. Bunun için de biz hani Logomind ürünleri var. Bununla ilgili projeler yapıyoruz. Hani çok da olumlu dönüşler oluyor. Yani yöneticiler için bulunmaz bir dashboard. Yönetici artık işte genel müdür olsun, işte müdürler olsun. Hani alt taraftan bir veri beklemiyor. Artık veriye ne kadar çabuk hızlı ulaşabilirse o kadar anlamlı oluyor. Bizim başarımızın sırrı paylaşmaktır. Mümkün olduğunca her şeyi birbirimizle paylaşırız.